Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Akrep avına çıkacağız arkadaşlar. Bu akrep avını neyle yapacağım? Çıplak gözle görmek zor. Bunun için ultraviyole ışık aldım. Köydeyiz. Burada çok fazla akrep var. Bu akrepleri, evin çevresinde olanları kutuya koyup uzaklaştıracağım. Uzakta olanları karışmayacağım. Sadece bakacağım, inceleyeceğim. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın, böyle gösteriyor. Ama çok etkili. Abi, şuralar da çok korkunç. İleriler o kadar korkunç ki bu yolun ilerisi. Yanlışlıkla ultraviyole ışığı gözüme tuttum az önce. Neyse ya, insan olan göremiyor. Aşağı çok korkunç, gidemeyeceğim. Gidemeyeceğim o yoldan. Az önce biraz baktım da çevreye, göremedim. Bir tane yuva görmüştüm, o da deliğine kaçtı. Tabii video kaydında değildim. Böyle göstereyim bakayım biraz. Ha, nasıl buluyorsun bu ışıkla diyecek olursanız, ultraviyole ışık akrepleri fosfor gibi parlatıyor. Yani görmemeniz imkansız. Bu mor ışık bir şey göstermeyecek gibi gelse de aslında çok iyi parlatıyor. Burada insan da yok ki, biraz böyle korkmadan arayalım. Bak, gözümü aldı hala. Bu ne ya? Parlayan şey bak. Bundan daha fazla parlatıyor akrebi. Uzaklara gittim artık. Evin çevresinde yok. Bu yüzden karışmayacağım akreplere. Evin çevresinde olsaydı da öldürmeyecektim. Birazdan bulacağım ben onları. Yolun kenarına bakmaktan yolun ortasına bakamıyorum. Birazdan kenarda arayacakken beni sokar. Parlıyor ama akrep değil. Çevrede insanların olması ayrı bir dert, olmaması ayrı bir dert. Evet, burada da yok. İleride ben bakacağım yeri biliyorum da çok korkunç orası. Aha. Hayır. Pili yeni taktım. Beyaz olan her şeyi fosfor gibi parlatıyor. Zaten akrep de fosfor gibi parlayacak. Neyse ya. Bir tane ev var da çok rahatsız olabilirler. Oradan konuşmadan geçeceğim. Depremden yıkılan ev. Burada depremden evler yıkıldı arkadaşlar. Bizzat merkez üssü burasıydı. Birçok insan yazın yaylasına gelemiyor. Tabii yaptıranlar da oldu. Ya da evi hasar almayanlar da oldu. Şimdi insanların evlerine yaklaştım. O yüzden ses çıkarmadan hareket edeceğim. Bu yolun da ilerisi çok korkunç ya. Hatta daha korkunç. Ama akreplerin olduğu bölge burası. Şeye çok gülmüştüm ya. Bu feneri. Işık mı diyorum sabahtan beri? Bu feneri dayım çocuğuna göstermiş. Demiş ki bu fener cinleri gösteriyor. Çocuk inanmış mı bilmiyorum. Bana anlattı çocuk. Akrep yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şuradan şeref nasıl korktum. Sese bak ya. Abi tek başına gitmek de yani yerimde korkuyorum lan. Vallahi korkuyorum ha. Ben gidemeyeceğim, kenarlara dikkatli bakarak gideyim. Ya da en azından evlerin olduğu asfalt yolların orada
arayayım yoksa bu iş olmayacak. Ben cin videosu mu çekiyorum? Akrep videosu mu? Zaten sol tarafa baktım. Böyle sağ taraftan araştırayım biraz. Türkiye'deki zehirli akreplerin evrildiği yer anasını satayım. Akrep deyince aklıma burası geliyor yani benim. O kadar. İlerlere gidemeyeceğim, geri döneceğim. Yine depremden yıkılmış bir evin oradayız. Evde kimse olmadığı için inanılmaz korkuyorum. Ayrıca risk de var. Evin yıkılma riski de var. Burada insan yaşamadığı için ve genelde duvar çatlaklarını akrepler çok sevdiği için burada akrep olabilir. Şunlar gibi daha da fazla parlatıyor onları. Umarım ultraviyole ışık da kamerama zarar vermez. Ya bu eğlenceli bir video olacaktı. Bu niye böyle gergin bir video oldu? Yeniden mi çekeyim? Şu kapıya bakın. İçeride kimse yaşamıyor. Ayrıca güve vesaire hayvanlar burada pır pır ediyor. Bilmem biri oraya zıplıyor, biri toprağa değişiyor. İlk başta kendi can güvenliğim için önüme bakıyorum. Ondan sonra sağa sol. Adana depremi, Adana işte Hatay depremi, o birkaç 2 yıl önceki deprem var ya. Ondan 2 ay sonra falan Adana'da bir daha oldu ama bu sefer burada oldu. Adana Karahamzalı köyü ve merkezdi burası. En çok ev burada yıkıldı. Tabii öyle direkt üstümüze kepmedi ama duvarlar çatladı, girilmez hale geldi. Çoğu ev kullanılmaz hale geldi. Aha. Vallahi akrep. Bakın nasıl parlattı, gördünüz mü? Ama ölü mü koydun oraya diyecekler için şu uzun bir şey alayım. Bakın şimdi. Bu ne lan? Ha, korkuyor. Kim öldürmüş diyecektim lan. Adam uyuyor mu, serinliyor mu, ne yapıyor? Ha bak, canlı canlı. Canlı. Of. Kuyruğuna zehir bulaşmış mıdır? Bak bak bak. Bu çok tehlikeli. Bir soktum. Aha. Anam. Of, soktu, gördünüz mü? Burayı slow motion yapacağım. Of, nasıl soktu? Bir anda sokuyor. Başka. Bak, tutmaya çalışıyor. Bir tut. Bak, tutun, tutup sokuyor. Bak bak bak. Of. Lan kaçıyor, kaçıyor. Dibine girelim. Böyle işte. Ama evden uzakta olduğu için ellemeyeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane bulduk. Devam ediyoruz. Şurada bir şey parlıyor lan. Ne? Akrep mi lan o? Kuyruğu kıvrılmış. Akrep bakın. Vallahi bunu görmem lazım işte benim. Elimde bir tane sopa olsa. Aha, akrep 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 akrep. Gördünüz mü? Nasıl buldum? Çıplak gözle imkansız. Kaçıyor. Durması lazım. Durması lazım. Bu da evden biraz uzakta. Şöyle yakından göstereyim yürürken.
Burası akrep yuvasıymış. Az önceki akrep gördüğüm yerden 10 metre ilerideydi yani bu da. Yani yapacak bir şey yok, bu da gitsin. Evden uzakta. Yolda da çıplak yürümüyor insanlar. Bak önünde durduğum için şu an şey yapmıyor, kaçmıyor. Akıllıca bekliyor. Bak 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 bak, gördün mü? Bak şu an hiçbir şey yapmıyor. Ama bak şuradan bak. Bak sokmaya hazır. Ah gitti. Hiçbir şey yapmayacağım sana. Sadece inceliyorum. Bu da başka bir akrepti arkadaşlar. Yeni akrep bulmaya gidelim. Böyle kalsın. Nereye giderse artık. Arayışıma devam ediyorum ama. Bak 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 bak. Böyle şeyler ayağımıza çarpıyor. Bak kanadını açıyor. Ya o kadar çok hayvan var ki. Korkmamak imkansız. Burada korku geliştirirsiniz. Az önce o korktuğum yuvama gitsin. Kenarlara çok bakarak gitmediğim için aslında çok uzak. Çok uzak gittim. Kenarlara bakarak gitsem belki uzak gitmeden akrep bulacağım, geri döneceğim. O yüzden detaylı bir şekilde inceleyerek gideceğim bu sefer. Ondan sonra bir ileri şöyle biraz daha geçiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Sonra baktığım yere kadar yürüdükten sonra tekrar buraya tutup böyle böyle geçeceğim. Yani buralarda akrebin çok fazla olması gerekir. Sen de ne abarttın amına koyayım, uzaydan mı geldi diyeceksiniz. Ama bu anı yaşamak öyle bir şey. Her an sokulma tehlikesi. Pür dikkat olmanız lazım. Zıplıyor, zıplayanlar var. Hepsi sakin durmuyor. Bildiğiniz akrep zıplıyor. E tabi tehlike anı olduğu için. Ama sonuçta tehlike anı da olsa sokulacak olan siz olduğunuz için kendinize göre düşünmeniz gerekiyor. Ama öldürmüyoruz tabi. Evin çevresindekileri maalesef öldürdüğüm olmuştur. Oldu. Olmuştur demeyeyim, oldu. Ama öldürmemeye çalışıyorum. Evin dibindekileri bir kutuya koyuyorum genelde. Sonra çok uzaklara götürüyorum. Başka türlü olmaz. Evi orada. Ama bizi sokma tehlikesi var. Nasıl göstereceğim ben size bunu? Görmüş olmanız lazım. Gece moduyla yaklaştırma yok bunda ama akrep besbelli. Çıplak gözle veya normal el feneriyle görmek imkansız bunun arkadaşlar. Gerçekten imkansız. Göremezsiniz. Şuradan 1 milyon kişi el feneriyle geçsin, şu küçük akrebi göremez. Ultraviyole fenerle çok iyi görüyorsunuz. Evden uzaktayım tabii ki, ellemedim. Devam edelim. Benimki eğlence videosu değil, belgesel olacak anasını satayım. Avcılık belgeseli ama öldürmesiz. Çoğu yere baktım, yok ya. Demek ki Ağustos'a yakın çıkıyor. O zaman bu ne demek? Ağustos'ta yeni video gelecek arkadaşlar. Ay feneri kapattım, yine de belli olmaz. Ayağımı sokmasın. Ağustos'a doğru veya Temmuz sonlarında yeni video gelecek arkadaşlar akreple ilgili. Bu videoya eklememi istediğiniz şey olursa söyleyin. Örneğin akrebi, yakındaki akrepleri kafanıza koy. Bilmem incele. Yakın çekim çek. Tabii ki onlara zarar vermeden bazı seçenekler sunabilirseniz yorumlarda yapmaya çalışırım. O zaman videoyu daha fazla uzatmadan, lafı daha fazla uzatıp videoyu sıkıcı hale getirmeden
videoyu bitireyim. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İzlemediyseniz, dikkatinizi çektiyse de teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Beğenip like atabilirsiniz. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz de yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü hem geri bildirme hem de videolarımın öne çıkması için önemli. Herkese yeniden teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.